Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sohbet ederek oyun oynayacağız. bugün konumuz arkadaşlar geçen gün Instagram'da bir story atmıştım ve işte hayatınızda size keşke olmasa dediğiniz şeyler nelerdir? Hani nelerin iyi olmasını istersiniz falan diye sormuştum. Oradan çok gelen sorulardan birinin cevabını söyleyeceğim aslında. Aslında bu bence hepsinin cevabı ama yani biri diyelim. En çok gelen ekonomiydi. Adam AFK lan. Neyse. En çok gelen ekonomiydi. Ülkenin ekonomisi ve işte abi sıkıntılarımız var. Para lazım falan diyenler vardı. Bir diğeri de işte karı kız meselesi çok sıkıntı şeyler gelmiş. Abi işte biri demiş sevgilimden ayrıldım. Biri demiş abi ben kızlar işte bana bakmıyor. Aslında bu konu çok yani konuşmasam daha iyi ama anlatacağım. Size çok güzel bir taktik vereceğim. Bundan sonra garı kız sıkıntınız olmayacak. Yani garı kız değil de genel hayatınız çok güzel olabilir. Eğer bunu tutturabilirseniz bahsedeceğim şimdi. Öncelikle bir konudan bahsetmek istiyorum. Ben şimdi bununla alakalı askere askerden yeni geldim biliyorsunuz. Askerdeyken bir olay geçti başımdan. Onu anlatayım. Şimdi eğitim yaptık, oturuyoruz. Orada bir tane de bank var. Yani bank dediğim şu işte tahta şeylerden hani tahta sedir mi ne diyorlar? Onlardan var bir tane. Biz yerde oturuyoruz. Orada işte komutanlar falan oturuyor bir tane olduğu için. Yerde oturuyoruz. Böyle sohbet muhabbet ediyoruz. Ben dışarıdan bakıldığında böyle beyaz tenliyim arkadaşlar. köseyim sakal çıkmıyor. Baby face'im yani açıkçası. Çok küçük gösteriyorum. 30 yaşına yaklaştım. Yakında 29 olacağım. 3, 3 ayım falan kaldı. Daha doğrusu 30'a artık 30'un bitirmeye başlayacağım. Hani 93'lüyüm artık onu aslında alabilirdik. Neyse böyle hani şey durduğum için küçük gördü gözüktüğüm için bir şeye benzetemiyorlar. Yani böyle ya işte hani ne bileyim bu bunda ne bileyim bundan bir şey olmaz. Yani bu bir şey yapamaz. Böyle öyle bir şey sanıyorlar beni. Halbuki gençliğimiz çok kötü yerlerde geçti. Ömrümüz talan oldu. Oradan biri al 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 çok güzel lan be. Stan yemeseydi. Aygiz çok işe yaradı. Neyse ee, oturuyoruz işte muhabbet ediyoruz öyle falan. Ya ben kendimi bazı konularda çok gerçekten güveniyorum. Çocuk oradan bir tane arkadaş arkadaşlar oğlu. Ya böyle işte spor falan yapmış, artistik yapıyor böyle. Ya bunu da anlamıyorum. Böyle spor yapan bir değişik hissediyor kendini böyle. Neye göre böyle hissediyorlar anlamıyorum. Ben de yaptım spor ama hiç öyle bir şeyim olmadı. Şuraya girdin sen. Nereye kaçıyorsun? Tamam. Eee işte biraz spor falan yapmış. Doğulu arkadaş böyle bir de sert bir görünümü var. Dışarıdan bakıldığında. Hemen hemen aynı kiloyuz. Neyse. İşte arkadaş böyle bir şeye girdi. Böyle artistliğe falan girdi. Ya oradan ben de dedim ki ya ben de spor yaptım işte ben de bayağı güçlüyümdür falan dedim eskiden işte çok gençliğimiz şeylerde geçti falan dedim. Böyle dedi işte o bir bilek güreşinden açıldı muhabbet tamam mı? Çocuk bana dedi gel dedi bilek güreşi yapalım ben seni yenerim dedi hemen dedi. Ben de dedim ki yani benim bir iddiam yok. Herhangi bir ilgilendiğim bir spor değil. Bir iddiam yok ama yenilmem dedim. Ben de güçlüyümdür bayağı dedim. Sonra yapalım dedim. Hani burada milletin içinde olmaz dedim. Neyse. Oradan işte komutanlar falan koltuktan kalktı. Hani masa boşaldı. Masalı koltuk işte artık ne deniyorsa. Şunu yemlettiremez miyiz? Oğlum ne yapıyorsun lan? Nasıl şurada mı? Ay gisim var ona güveniyorum rahatça gezebiliyorum. Anselot yok. Şunu bir tutla. Tamam. Ay basmama gerek yok yine. Tamam o da bizde. Güzel. Sonra e, a işte komutanlar kalkınca çocuk bana dedi gel hadi dedi gel dedi. Ben de dedim ya milletin içinde yapmak istemiyorum dedim. Hani sonra yapalım dedim. Ya böyle gösteriş yapar gibi böyle milletin içinde yapmayı sevmiyorum bu, bu tarz şeyleri. ve şimdi oradan işte herkes görüp gelecek ya benle de yap falan diyecek diye. Çok istemedim açıkçası. Çocuk ısrar etti işte korkuyor mu korktu mu falan dedi. Ben de öyle deyince biraz şey yaptım gurur yaptım. Gel lan dedim. Gittim bak yemin ederim. Yalanım varsa adam değilim arkadaşlar. Yemin ederim bu söylediklerimin hepsi doğru. Bunu keserim lan. Ama işte arkada Harley var. Üstte de yemek var. Oy, 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 oy. Onu kim aldı? Neyse, buradan bir uzaklaşalım biraz, can dolduralım. Sonra gittim, tamam dedim, oturdum masaya. Ben solam, normalde hani solam, sağ elim biraz daha güçsüz sol elime göre. Sağ elle yapalım dedi. Ben de tamam dedim. Bak yemin ederim sana 5 saniye sürmemiştir. Tutmamla direkt tekledim. Buna zaten kendim inanıyorum. Yani ben orada hani belki de dedim ben burada kolay kolay kimse yani bir şey yapamaz. Yani bu bırak şey diyorum. Hani kimse yenemez beni kolay kolay diye. Buna inanıyorum zaten. Kendim buna kesinlikle içimden inanıyorum. Yani ben o bir arkadaş vardı hatta ona dedim. Yani bırak dedim arkadaşın ismi Kadir'di. Kadir'i beni burada kimse yenemez dedim. Kadir için demiyorum dedim. Kimse yenemez dedim. Bizim gençliğimiz pazarlarda şeyde cartta curtta geçti dedim. Biraz daha erken şey yapsaydın. Sonra işte onu gördü. Başkaları da geldi. Dedi benle de yap falan dedi. Geleni tekliyorum. Yemin ederim bak saniye sürmüyor. 5 saniye 6 saniye. Adamları görseniz böyle. Adam 130 kilo öküz gibi. Tek atıyorum. Artık dedim yoruldum hani biraz da solla gelin. Solla zaten bir saniye dayanan yok. Yani bildiğin solla şeyim. Ya solum bayağı güçlüymüş. Orada fark ettim. Solda bir de milletin güçsüz. Kimi işte solak oluyordu falan. O diyordu ben solak yap falan diye. Ya sol daha çok işime geliyordu açıkçası. Solum bayağı gelişmiş gerçekten. Onu anladım orada. Herkesi tekliyorum. 12-13 kişiyle bilek güreşi yaptım orada. ilk turda. Hepsini çok hızlı bir şekilde yendim ve bayağı galıplı insanlar da vardı. Sonra şeyler gelmeye başladı. Lan işte bu koğuşların en güçlüleri, herkes yenenleri gelmeye başladı. Onlarla yapıyorum. Abi tamam eyvallah bir şeyler yapıyoruz ama tek mi geldin? Oğlum manyak mısın lan? Nasıl keseceksin tek? Adama bak ne cesaret. Lan niye ulti attın ona? ne atardın ya tutsam bile yeterdi gerçi de öldü o onu da tutalım yavaşlatma çıkmam lazım şu itemi çıkmam lazım acilen sonra onlar geliyor işte onlarla yapıyorum onlar biraz güçlü gerçekten yani adamlar bayağı spor yapmış bilekte çalışmışlar bilekleri de bayağı güçlü çocukların şimdi hakkını yiyemem çok zorlandım. Bir de yoruldum zaten. 10-12 kişiyle yaptım. Hani gücüm de çok kalmadı. Gel lan buraya. Küçük şey. Gücüm de çok kalmadı dediğim gibi. Yani artık yapmak istemiyordum ama işte. Öyle bir artistliktir. Lan atsana ona. Oğlum ona vursaydın ya ya. Adam skill ile doçladı bizi şey ulti ona atmak istedim ama olmadı. Neyse. Tamam dedik onlarla da yapıyoruz. Ama biraz böyle hafif bir bir iki şey biliyorum arkadaşlar. Hani Boşta değilim böyle. Eski bir arkadaşım vardı. Ee, yüksek okuldayken ilk gittiğim şeyde. Oha adamı pert ettik lan. İşte e, arkadaşım vardı. O biraz öğretmişti böyle. Hani, o şeydi, bilek güreşi antrenörüydü. O biraz böyle taktik falan öğrettiydi. Omuzdan falan güç almayı, omuza falan yük vermeyi. Omuzlarım da benim bayağı geniştir, gördüyseniz arkadaşlar. Omuz ve şeyim bayağı geniştir. Geliyorlar. Arabayı tutla, arabayı tutla, arabayı tutla. O burada bir yerde. Neyse arkada iki kil var. Tamam. Harley ne oldu? Kaçtı mı? Olan onu kaçırmak. Ha tamam tuttu. Sonra işte baktım adamın bileğini döndüremiyorum. Adam çok güçlü ve ben yoruldum. Ya dedim böyle olmuyor. Omuza verdim yükü. Abi gerçekten Hani omuzda da bayağıymışım. Omuza verince hızlı bir şekilde adamı yendim. Sonra işte bir tane çocuk geldi. O kesin bilek güreşçisi. Beni gördü, omuzdan vurduğumu. Geldi o da bana direkt şey yaptı. Hani kendine çekti. Böyle ke kendine çekiyorsunuz arkadaşlar. Omuza yük verme dediğim öyle bir sistem. Kendine doğru çekiyorsun adamı direkt. Bu kez omuza yük biniyor. Neyse o çocuk çekti bana fırsat vermeden Öyle yapınca ona işte şey yapamadım. Nereye kaçtın lan? Ona çok işte omuzdan kullanamadık. Omuz gücünü. Ee, bekledim. Böyle direndim sadece arkadaşlar. Biraz taktik uyguladım orada. Direndim. Çünkü artık o kadar kişi yendim. Yenemem, yenilemem yani. Kesinlikle yenilemeyeceğime kendim inandım Yenilmemem lazım Buna öyle istiyorum İstesem bırakabilirdim Çünkü çok zorlandım gerçekten o çocukta Sonra Şey yaptım Ayağa kalktım abi Çocuğa yaklaştım Ben de kendi omuzuma bindirdim Öyle yaptım Onu da yendik Bak yemin ederim sana Ben inanmasam bunu yapabileceğime Hiçbir şekilde ben yarısını yenemem Vallahi yenemem. O kadar güçlü olduğundan yendiğimden değil yani. Tamamen buna inanıyorum arkadaşlar. Ben bu adamları yeneceğime inandım. Yani arkadaşlar bunun benim hayatımda çok fazla örneği var. Ben de size yardımcı olmak için böyle bir şey söylüyorum. İnanmanız çok önemli. Bak şimdi ben 22 yaşındaydım. Tamam mı? Doktora gittim dedim ki boyumun uzamasını istiyorum dedim. 1.71 boyundaydım. Hani nasıl uzatabilirim diye doktora sordum. Ya 22 yaşında adamsın bu zamana kadar işte düşünmedin de şimdi mi düşünüyorsun falan dedi. Uzamaz dedi. En fazla bir iki santim dedi. Hani öyle deyince bir şey diyemedim. Ee, yani tamam dedim. Bıraktım gittim. Sonra arkadaşlar ama kendim kafaya koydum. Yani kafaya koyacaksın. Bu işi halledeceksin. İnanacaksın. Dibine kadar bak Kendini yırtacaksın. Ne gerekiyorsa yapacaksın. Kesin oluyor abi. Sonra e, gittim. Araştırdım internetten. Töh onun altına gitti. Neyse. Araştırdım internetten. Bir mana yenilemeye gitsek mi? Yetişir. Araştırdım internetten. Bozacak sandım. Gittim. ip aldım. Tamam mı? Ondan sonra süt. Sütü, sütü her gün yarım litre süt içtim. Her gün. UHT içtim de. Sebebi UHT daha fazla boy uzatıyormuş. Onun içinde hani şey olduğu için daha fazla uzatıyormuş. Bunları hep o zaman öğrenmiştim. Hepsini kestiler lan. UHT sütle her gün bak hiç aksatmadım. 6 ay boyunca her gün günde 200 300 ip atladım. Sonraları bunu arttırdım. 500'e çıkarttım, 1000'e çıkarttım. Her gün ip atladım. Üstüne işte asılı kaldım barda. Kapıya bir tane bar almıştım. Sonra işte şey yaptım. Adını sen söyle. Eee neydi ya şu böyle basketbolcular gibi potaya erişir gibi şey yapıyordun. Onun özel bir hareketi var internette görmüştüm yine. Onu falan hepsini yapıyorum. 6 ay boyunca yaptım ve uzanacağıma inandım. Yani uzanacağıma dedim ya uzayacağıma inandım. Yemin ederim size arkadaşlar şu an 1.80 civarı boyundayım. Yani 1.80'lerdeyim. Ya burada demek istediğim şu. Her şey oluyor arkadaşlar. Olmaz, imkansız, yapamam edemem böyle salak gibi böyle düşünürsen zaten bir bok yapamazsın. Buna kendini inanacaksın tamam mı? Elinden geleni yapacaksın. Kesin oluyor. Yani her şey için geçerli. En son işte yine bir şey daha söyleyeyim bununla ilgili. Ben şeydi saçım dökülüyordu üniversitedeyken. Lan çok stres yaptım. Gece gündüz ders çalışıyorum. Hayatımda sadece ders çalışmak var. İşte ya şeyden çıkıyorum. Okuldan çıkıyorum. Kütüphaneye gidiyorum. Akşam 12'ye kadar ders çalışıyorum. Ee, üstten ders aldığım için. Yani okulu erken bitirmek için. 2 seneyi bir yılda okuyordum ben. Lan yani derslerde de hoca üstüme geliyor. Ya bitirmeyeceğiz falan diyor. Psikolojik olarak çok kötüyüm. Çok zorlanıyorum. Oradan dolayı saçlar bir dökülmeye başladı. Doktora gittim. B12 şeyine falan baktı. B12 iğnesi falan verdi. Onları fullettik. Sonra işte dedi bu genetik erkek tipi dökülecek dedi. Yapacak bir şey yok dedi. Bir iki şey verdi. Baktı hala dökülüyor. Yapacak bir şey yok dedi. Ulan sen de mi buradaydın? Kaçtık mı? Şunu vurursak belki ölür. Güzel. Anam. Hayabusa geldi. Güzel. Bizimki engelledi. Temiz. Öyle deyince temelli psikolojim bozuldu. Lan dedim bırak doktoru doktor dedim. Abi bak yemin ederim sana bak. Allah çarpsın yalan söylemiyorum. Bütün paramı saçım dökülmesin diye aktarlarda. Lan bilmem bir şey yağsı. O yağsı. internetten şey her şeyi araştırıyorum. Her şeyi deniyorum. Saçım dökülmesin diye. Abi her şey böyle sarımsaklı şampuan. Bütün paramı oraya harcıyorum. Bak kitap da alacak para kalmadı lan. Ne güzel şey falan alıyorduk hani. Yani çok sıkıntı çektik. Üstümüze başımıza bir şey alamadık lan, Yani çok zorlandık. Şunu keklememiz lazım orada. Önüne attık, tutmadı. Tut. Kötü oynadık, kötü oynadık. Çek onu. Abi o nasıl ölmez ya? Şunun cana bak ya. Çok kötü oynadık burada ya. Niye bu kadar kötü oldu? Benim kötü oynayışım. Yani. Ulan adam tek yedi gözümüzün önünde. Yani arkadaşlar sonra ne oldu biliyor musunuz? Abi durdurdum. Yemin ederim bir ilaç buldum. Bir hafta sonra bir hafta kullandım sadece ilacı. Yani direkt etkisi etti. 200-300 tel dökülüyordu. İnanılmaz dökülüyordu yani. Baya baya dökülüyordu. Direkt durdurdu abi. Yemin ederim bak. Şampuan manpuan. Bir tane de ekstra güzel bir şampuan buldum. İkisini kullandım. Yaklaşık bir işte 6-7 ay bir kullandım böyle. Sonra dökülmeyi de durdurduk. Bir daha da dökülmedi zaten. Yani Hepsini kendim inanarak, araştırarak, elimden geleni yaparak lan 3 ay sadece araştırdım ben be. Onu da keseriz ama çekti güzel yaptı ama abi bak işte anlatırken tam fokus olamıyoruz böyle şeyler kaçıyor. Hep. Çok kill var aslında. Neyse Relax Gaming. Bu Relax abi. Burada demek istediğim bu arkadaşlar İnanmanız lazım. Ben yani borsada ben nasıl paramı 25 katına 30 katına çıkartayım? Ulan çok kötü oynadım mana yok ya. Yani 10 bin lira attık yaklaşık 220-230 bin param oldu benim. Bunun 100 bini çektim zaten kredim vardı onu kapattım. Oradan işte e, Askerliğin parasını yatırdım yani tatil'e gittim çok işime yaradı. Bir miktarını bıraktım. Ama 6 aydır 10 bin lira falan kazandım. Yalan söylemeyelim arkadaşlar. Yani 6 aydır doğru düzgün para kazanamadım. Bu sıra işte bir 10.000 falan kazandım. Hatta askere giderken ne diyeceğim. Askere giderken eksi 15 bin zarardayız. Yani parayı oraya attım. Eksi 15 bin zarar yemişim bir de. Lan dedim. Canım bir sıkıldı. Bir de ne vardı bende? Arkadaşlar o köpekli coinlerden vardı onları falan sattım hani. %50 kardaydı. O ara sattım. Ben bir geldim askerden 22 23 katına gitmiş. Yani %50 karla sattığım şey. Ama borsada işte çok içerideydik. Zarar biraz çıksın diye maliyet düşürmek için borsaya attık. Bitirdi bizi. Keşke hiç dokunmasaydım parama. Şu an yani deli para kasmıştık. Ama kısmet değilmiş. Üzülmüyorum. Sonuçta ben kar etmeden satmadım ki. %50 karla sattım coin'imi de. Her şeyde bir şeyler vardır yani. Neyse. Burayı biraz düzgün söyleyemedim. Tamam. Şu karı kız meselesine geçelim hemen hızlıca. Çünkü oyun bayağı ilerledi. Onu tut. Güzel. La yanıma gel low. Öldürürüz, 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 öldürürüz. Vur abi vur. Abi nasıl ölmez ya? O kadar vuruyorum herkese. Deli gibi hasar atıyorum ama adam kesemiyoruz. Mana bitti yine. Karı kız meselesine geçiyoruz. Git bir alfa vurla. Nerede o? Ölürse ölür ölmezse. Güzel. 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 Ben şurada beyaz atayım. Karı kız meselesinde de arkadaşlar. Bak biliyorsunuz benim eşim doktor. Ben doktor değilim. Hemşireyim arkadaşlar. Eşim. Yani bir de uzmanlık yapıyordu. Yani biliyorsunuz uzmanlık sınavı var. Onunla giriyorsun. Doçent oluyorsun falan işte öyle. Eşim beni reddetti mesela ben ilk teklif ettiğimde dedim ki, hocam galiba sizden hoşlanıyorum falan. Bunu anlatmıştım size biliyorsunuz. Böyle mesaj attım. Hocam ben galiba sizden hoşlanıyorum falan dedim. O da direkt hani saçmalama falan dedi. Beni engelledi. Cık. Olmaz öyle şey falan dedi. Bir daha benimle konuşmadı. Bir daha yüzünü göremedim lan bir daha. Okulda da yani yüzümüze bakmıyor. Yani adam ilişkiyi kesti bizden. E buradan nasıl döndü bu iş? Döndü. Çünkü peşini bırakmadık. Dedik bu bizim eşimiz. Lan ne güzel hasar vurdum ne güzel. Biz bunu alacağız dedik. Bu bizim hanım olacak dedik. Kafaya koyduk. İnandık abi. Peşini bırakmadık. Gece gündüz mesaj falan her şeyi attım. Ulaşamadık. Hani bir yerlerden bir kez başka bir arkadaşın telden falan arıyordum. Açmıyordu abi. Anladı artık yani. Şeyi de çözdüydü beni. Lan vur lan şunu bir kere. Vur vur. Vur. Tamam. Neyse. Ona da inandım. Yani inanmasam yapamazdım. Yani sen de yapacağın şu. Bak temel kuralımız ne biliyor musun? Karı kız meselesinde. Sevgilisi olmayacak abi. Senin yürüdüğün kızın sevgilisi olmayacak. Lan yani delikanlı adama yakışmaz sevgilisi olan kıza yürümek. Yürüdüğün adamın kadının Sevgilisi olmayacak. Şunu bir tutup öttüremez miyiz? Sevgilisi yoksa o sen nedir? Bırakmayacaksın peşini. Tamam mı? İnat edeceksin abi. Gece gündüz uğraşacaksın. Yani nasıl yapar? Ama yani niyetin de temiz olacak. Yani sen çirkinliğine tek gecelik düşünmeyeceksin bu işi. Niyet de temiz olacak. Bir de dua da edeceksin abi. Duasız hiçbir şey olmaz. Ondan sonra Allah'ın izniyle bak gör nasıl güzel oluyor. Ha, vurla 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 vur. Yani benim söyleyeceklerim bu konuda böyle. Bırakmayacaksın peşini. İnanacaksın. Ne güzel vurduk lan oradan. Çok seveceksin. Dediğini yapacaksın. Delikanlı adam olacaksın. Yani ben eşime çok fazla vaat verdim. Bak o olayı da anlattım da şimdi bilmiyorsunuzdur çoğunuz. Çünkü yeni takip edenler de oluyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlar eşim işte beni engelledikten sonra falan ben sürekli gözüküyorum buna hastanede. Gözükmeye çalışıyorum. Çünkü görsün hani aklına düşüyüm diye. Öyle strateji uyguluyoruz. Ondan sonra işte bir gün yalvar yakar gittim yanına. Lan 2-3 ay zaten hani konuşmak için uğraştım. Onda da ikna ettim. Bir günlüğüne ben de dışarıda böyle bir 20 dakikalığına buluşma şansı verdi. Dedi tamam 20 dakika kimsenin yani görmeyeceği bir yerde o hoca ya görmesin dedi kimse. Böyle gizli buluşalım dedi. Bakayım şunlara bir dırdı tamam zırh çıkacağız. Öyle bir buluşma şeyi ayarladım. Dışarıda görüştük. Bir tane park vardı. Böyle gece geç saatte görüştük. Kimse görmesin diye. Böyle çok büyük vaatler verdim. İstiyorsan tıp kazanayım işte şöyle yapayım böyle yapayım. Onu yapayım bunu yapayım anlatıyorum. Yani para istiyorsan 2 yılda ben işte şu kadar para kazanırım. 2-3 milyon kazanırım. Ev alırım araba alırım. Lan neyle alıyorsun? Neyin var? Neyine güveniyorsun? Ama inanıyorum arkadaşlar. Yapacağıma inanıyorum. Kendime güveniyorum. İnanıyorum yani. İnandım. Öyle işte söyledim. Böyle böyle. Hani yeter ki bir şans ver falan dedim. O da benden dedi ki işte ya sen dedi işte bir iki şey istedi benden. Dedi şunu şunu yap. Ben okeyim dedi. Tamam dedik. Tamam dedik. Bu ben de dedik. Bunlar basit hani ben de bir şey isteyeceğim sandım falan dedim. Ya bir de üstüme geliyor lan. bak hele. Ee, sonra dediklerimi yaptım. Fazlasıyla yaptım. Fazla var eksik yok abi. Bizde öyle. Fazlası olur. Eksi olmaz öleceğiz. Güzel hasar atıyoruz ama fark ettiniz mi? Diren. Var ya çok güzel oynadık. Bak. Çok güzel oynadık da hiç destek gelmedi ya. Bak gider ayak yine Gorda aldım. Gördünüz mü arkadaşlar? Güzel oyundu neyse. Sonra ee, eşime işte vaatlerimizi verdik Orada son bir de dedim Yani hocam tamam beni istemiyorsanız Vaatleri veriyorum o kadar ama kabul etmedi Yani onu da kabul etmedi de Tek bir şartla kabul etti Bak kabul ettiği kısmı söyleyeyim sana Dedim ki hocam tamam Beni istemiyorsanız okey Bırakacağım bu işin peşini Bana sadece bir kere sarılın dedim Hani veda sarılması olsun dedim Orada bir kere sarıldım Orada bir kere sarıldım Ondan sonra dedi tamam sana bir şans vereceğim Şunları şunları yap Ben seninle evleneceğim dedi Abi bak bu tamamen Senin inanman ve başarmanla alakalı Ben bu işi çözdüm Yemin ederim bak inanacaksın Ben bundan 5 yıl sonra Bana desen ki kendini nerede görüyorsun Abi ben 5 yıl sonrasını hayal edemiyorum kendim için Yani çok güzel yerde görüyorum Yemin ederim bak Yani buna da o kadar çok inanıyorum ki Ben 5 yıl sonra parayı bulacağım oğlum Sıkıntım yok benim 5 yıl sonra Aha da görürsünüz a para basacak yani parası da olacak biznesta yaşayacak insanlara da yardım edecek çok güzel de bir hayatım olacak inşallah lan oğlum öldürmeyin be öldürmeyin be Allah rızası için be hepiniz geliyorsunuz ulti atıyorsunuz neyse yani dediğim gibi ben 5 yıl sonrası için de planımı yaptım Parada pulda çok gözüm yok. Hatta eşim diyor para kazansan sen harcamayı bilmiyorsun diyor. Öyle de gerçekten biz evlendiğimizde lan ben hayatımda hiç doğru düzgün marka giymemiş bir insanım. Ya evlendikten sonra giydim yani düzgün bölüm hani düzgün marka böyle işte ya işte Lacoste olur Under Armour böyle şeyleri evlendikten sonra eşimle birlikteyken aldım. Ya parayı da anca buldum zaten. Ya tek istediğim ne biliyor musunuz? Hayattan Yemin ederim bak. Tek istediğim kendi böyle büyük bir şirketim olsun istedim. Yani parasında değilim. Yemin ederim parasında değilim. Bir de böyle müstakil evde oturayım abi. Bu apartman işi ne kadar rezil bir şey ya. Yemin ederim var ya. Abi yaşanmıyor ya. Ben küçükken bizim gece kondu vardı. Orada oturuyordum. Ama bu apartman rezillik ya. Yani çok darlıyor adamı apartman. Ben apartmanda yaşayamıyorum arkadaşlar. Çok zor oluyor gerçekten apartmanda yaşaması. Sevmedim apartman işini. Gece kondu bile 10 iyidir yani. Gece kondu çok çok daha iyidir. Sobası var, şey var, tertemiz. Oh! Kestane at, patatesini at. Her şeyi yapıyorduk oğlum o sobada biz. Ya bu hayat bana göre değil. O yüzden müstakil bir eve geçmem lazım benim. Onu istiyorum. Başka da bak araba Tofaş'a da missem olur. Yani ama otomatik olursa rahat alıştık artık. Yani bizim tipo vardı. Lan ne direksiyon dönerdi ne şey fites giderdi. Yani burada alıştık. Öldü tek yedi. O da ölür lan. Şuraya bir şeyler at. O da hayatının hatasını yaptı ha. Onu teklerim bu arada. Şakam yok. Gordu teklerim. Kime attım? Yanlış yere attım. Ana bir seçmiştim ama ya tablette de biraz alışmak lazım ya. Bu tablette biraz farklı farklıydı. Öldürecek bizi ulti atacak ya. Ama bıraktım ben de öldürecek diye. Tabi bırak. Ya şuna bak ya. Tek kişiyi ulti atıyor bir de ya. Ulan bırak da keseyim arkadakini de. Ondan sonra yap ne yapıyorsan. Neyse. Böyle biraz da şey trolledik abi anlatırken. Yani demek istediğim şu arkadaşlar. Buranın bu kadar anlattığım şeyin temel teması. İstediğiniz bir şeyi elde etmek istiyorsanız önce inanın. Sonra elinizden geleni yapın. Kesinlikle olacaktır. Olmaz diye bir şey yok. Yani başa, inanmak başarmanın yarısıdır diye bir şey de yok. İnanmak eşittir başarmak. Bu kadar basit. Ben dediğim gibi ben o bilek güreşinde o bebelerin hepsinden güçlü müydüm? Yo sadece inandım. Yani bir de elimden geleni yaptım. Adam bıraktı yani. İstese o da direnebilirdi belki daha fazla bana bazıları. Ama bıraktı. Yani bu tamamen sizle alakalı. Bu şekilde hayatınızı şey yaparsanız çok güzel olur diye düşünüyorum. Her şey için arkadaşlar. Ama lütfen bak şimdi ben buradan borsa morsa dedim. Bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Ben şu an bayağı tecrübeye sahibim. Daha önceden de anlattığımda hani gerçekten büyük de paralar kaybettim. Yani dikkatli olmanız lazım. Böyle cumburlop burada duydum. Aa adam parayı katlamış. Ben de katlayayım. Öyle bir dünya yok. Adam öperler. Yani dikkatli olmanızı da söylüyorum buradan. Zaten onunla ilgili bir video paylaşacağım sizlerle. Gel lan kortcuk seni. Bir de flame shot atıyor ya. O kadar şey şu mide gideyim ya. Ya demek istediğim bu kadar arkadaşlar bununla ilgili dediğim gibi video paylaşacağım. Size 3-5 böyle cebinize 1000-2000 lira koyacağınız bir şeyler, bilgiler vereceğim. Temiz. Ortalama her ay gelir mi bilmiyorum. Duruma bağlı ama ortalama bir ayda gelir diye düşünüyorum. Öldün. Öldün çık. Export geliyor şuraya. sarının oraya gelecek. Nasıl da geliyorlar ama yerlerini. Ben bir yavaşlatma alsam bunların hepsini keserim de. Ultinin gelmesi lazım. Abi. Ne yapıyorsunuz lan? O kadar kişi oyunu bitirdiler. Tamam. Benim söyleyeceklerim de bitti arkadaşlar. Biraz uzun bir video oldu. Biraz değişik böyle başta konuşamadım, sonradan açıldım. Şimdi çeksem bir part daha çekerim mesela. Yani şu an daha rahat konuşabiliyorum videoda. Böyle. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım içeriklerimden memnunsunuzdur. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Merak ettiğiniz şeyleri, hayatınızda sıkıntı olan şeyleri lütfen yorumlara yazın. Abi ben işte ee, benim. Çok stresim var. Bundan nasıl kurtulurum? Eğer ben bunu yaşayıp atlattıysam, elimden gelen bir şey varsa sizlerle paylaşacağım. Bununla ilgili video çekmeyi düşünüyorum. Ee, biliyorsunuz benim egzama problemim vardı. Bunu da çözdüğümü anlattım size. Bunların hepsinin çözümü var. Hayatta çözülmeyecek bir şey yok. Sağlıkla ilgili önemli bir sorununuz yoksa, her şey kesinlikle çözülür. O yüzden kendinize iyi bakın. Yorumlara dediğim gibi şeyleri sorabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.